Sömürü geçmişten günümüze insanlığın yaşadığı problemlerin kaynakları arasında yer alıyor. Ekonomiden kültüre kadar sınıfların ve halkların haklarını gasp etme aracı olarak kullanılıyor. Özellikle sınıflı toplumlarda görülen sömürü sisteminde temel amaç istismar etmek ve çıkar sağlamak. Peki bu kavramın sokakta nasıl bir karşılığı var, halka göre sömürü nedir? Sen dilin olur, dilini sömürürler, yaşam haklarını, hakkın olanı vermezler. Hani güçlü olan güçsüzü ezer, sömürü budur. Abi mesela birinin hakkını gasp etmek, çalmak, birilerinden bir şeylerini yemek onlar. Yani bir açıda kendini güçlendirirken öbür devleti ya da öbür toplumu ya da öbür insanları bir şekilde gücünü yitirmesine sömürü diyebiliriz yani. Sömürü abi mesela biri beni sömürdü gibi beni ezdi yani yanında. Kendi çıkarı için kullandı gibi şeyler benim için. Sömürü bir insanın, doğanın, hayvanın fark etmez yani mesela bizim toplumun elinde olan imkanları, olanakları, güçleri onun izni olmadan ondan daha güçlü diye zoraki almak, el koymak, kullanmak. Sömürü çıkarcı insanların başka insanlardan yararlanmasıdır. Birinin hakkına girip ya da birinin kendi çıkarı için zor duruma sokmak. Yani bütün milletlerde, bütün devletlerde bu uygulanıyor. Hani bizim devletimiz sahip olduğu değerleri bize veremiyor. Aforizmalarda yaşıyoruz. Yani kendi benliğimizi koruyamıyoruz. Bana göre sömürü insanların izni olmadan onların haklarının veya onların elindeki bir şeyin onların izni olmadan ellerinden alınmasıdır. Sömürü bir toplumun kaynaklarını veya bir insanın haklarını kendi isteği dışında kullanmaktır. Sömürü bir insanı onu kaynaklarını almak, mesela onu kullanmak, harcamak. Sömürü yalnızca ekonomik değildir, bazen ruhsaldır da. Mesela bir kadına şiddet de bir sömürüdür bence. Yani bence kadına şiddetin de devlet tarafından daha caydırıcı cezalar olmalı ve kadına şiddetin son bulmalı. Abi bana göre sömürü aklıma gelen zulümdür, adaletsizliktir. Abi sömürü bir kişinin rızası olmadan onun bir şeyini almaktır bence. İngiltere'de çoğu zaman yaptı bunu. Hani tarihe bakarsak. Sömürü benim için budur abi. Sömürü bence bir insanın izni olmadan onun haklarını ve elindekileri almaktır. Yani bir toprak parçasını bir bölgede haksız şekilde elde edilen kazanç, işgal sonucu elde edilmiş, ele geçirilmiş kazanç. Sömürü nedir sorusuna verilen cevaplar böyleydi. Halk sömürüyü insanları kullanmak, hak gasp etmek ve bir toprağın işgal edilmesi şeklinde açıkladı. Sömürü kavramını zulüm diye niteleyenler de vardı. Şimdi de gelin hep birlikte tanım bölümüne geçelim ve sömürü kavramının temel anlamına bir göz atalım. Sömürü kavramı çıkar sağlamak veya istismar etmek anlamına geliyor. Bireylerin, grupların, sınıfların ve toplumların haklarının gasp edilmesini ifade ediyor. Örneğin işçi sınıfının emeğinin kapitalizm tarafından kullanılması ve emekçilerin yoksullaştırılması bir sömürüdür. Yine bir halkın dilinin ve kültürünün yasaklanması ve o halkın başka bir dilde konuşmasını, başka bir kültürde yaşamasını dayatmak da sömürüye bir örnektir. Bir halkın toprağının işgal edilmesini de sömürüye örnek olarak verebiliriz.